sorumuza başlayalım isterseniz. Kariyerinizde üst düzey medya kuruluşlarında kadın kimliğinizi özellikle belirtmek istiyorum. Kadın kimliğinizle üst düzey yöneticilik görevlerinde bulundunuz. Bu süre zarfı içerisinde karşılaştığınız herhangi bir sıkıntılar oldu mu? İlk sorumuz. Kadın kimliğimle evet. Yani o kimliği hiç ön plana çıkarmadım ama kadın olduğum için mecburen kadın kimliğimle evet çalıştım. Kadın olduğum için karşılaştığım zorlukları soruyorsan ya hayır diyeceğim. Ama bu sanki böyle sektörde hiç böyle zorluk yokmuş gibi algılanmasını da istemediğim için şöyle birkaç şey söyleyeyim. İlk başlarda aslında tam farkında olmadan yaşadığım zorluklar oldu. Sonra zaman ilerledikçe fark ederek yaşadığım zorluklar oldu. Ama bunların hiçbirisi gelip bana birisi şöyle bir şey yaptı ya da şöyle bir olay yaşadığım tadında değil. İlk girdiğinde aynı şartlarda aynı işi yaparak çalışıyorsun belli bir yaşa kadar. Evlenene kadar. Hatta evlendikten sonra da. Çocuğun olunca kadın kimliğin ortaya çıkıyor. Çünkü bir erkek aynı işi yapan bir erkeğin çocuğu olunca onun iş hayatı hiçbir şekilde etkilenmiyor. Ama evde bazı işler sanki doğal olarak senin işin olduğu için ve erkek en iyi koca da sadece yardım ettiği için yardım. Mecburen kadın kimliğinle sen bir noktada işi bırakıp eve gidip bu sefer çocukla ya da evle ilgili işleri üstlenmeye başlıyorsun. O zaman o güne kadar ben hep diyordum ki yok ne alakası var aynı işi yapıyoruz aynı şartlarda yapıyoruz. Hayır, kadın kimliğin bir noktada devreye giriyor. İkincisi maaş. Yani hiçbir zaman aynı maaş alamıyorsun. Yani şöyle tabii ki aynı maaş aldığın bir takım insanlar var ama hani diyelim hiçbir zaman bir erkek yorumcu maaşına ulaşamıyorsun kadın olarak. Üçüncüsü, görünmeyen bir kota var gibi. Yani bir iş yerinde, ekran önünde bir kadın varsa, yorum yapıyorsa, sanki o iş yeri kadın yorumcu kotasını doldurmuş gibi oluyor. Hani erkekler sonsuza uzanan sayılarda o işi yapabilirken, kadınların sanki ya işte burada Banu var, işte o programda o var, yani hep beraber ekran önündeki herkesi de aynı kategoride şey yaparak orada da bir sana kota uygulanıyor. İşte kadın kimliğinle ne sorun yaşadın dersen sadece ben değil bütün kadınların ortak olarak hep beraber yaşadığımız bu sorunları yaşadım diyebilirim. Peki hala daha devam ediyor mu sizce bu süreç? Tabii ki devam ediyor. Yani hele ki Türkiye'de. Yani hele ki Türkiye'de hani İşte kocan hani iki üniversite bitirdim, iş bulamıyorum dediğinde cevap olarak kocan çalışıyor mu? Anlatabiliyor muyum? Ben niye okudum? Yani anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla süreç tabii ki devam ediyor. Çünkü hiç farkında olmadan, hani biz futbolda olduğumuz için kadınların asıl yaşadığı sorunların işte o eril dil, tribünlerdeki tezahüratlar falan oldu zaten. Onlar umurumuzda değil artık. O kadar başka sorunlar yaşıyoruz ki. Yani onlar yani böyle devede kulak gibi kalıyor. Ve sorunun sadece oymuş gibi olması da aslında komiğimize gidiyor bir noktada. Çünkü yani hiç kimse tabii ki sahadaki adama bağırırken aslında onun evde hani mutasip ya da mazbut annesine kimsenin bir şey yapmak istediği yok. Anlatabiliyor muyum? Anladım. Yani sorunumuz o değil. Sorunumuz katiyen o değil yani. Çok daha başka sorunlarımız var. Evet o da bir sorun ama hiyerarşide bence daha aşağılarda demin söylediklerimin yanında. Bir diğer sorumuz spor medyasının özellikle iş insanlarına karşı tutumunu nasıl buluyorsunuz? Yani bir taraf ya da ekonomik çıkar sizce söz konusu mu? Spor medyasında ekonomik çıkar nasıl yani tam olarak? Yani bir taraf söz konusu mu aslında? Bir takımı diğerlerinden daha çok ayırmak, tutmak, daha ayırmak, çıkarmak. Ya şimdi o tamamen bana sorarsan yumurta mı tavuk, tavuk mu yumurtadan gibi bir soru. Şimdi desen ki yani bir Anadolu takımı ne kadar başarılı olursa olsun bir İstanbul takımının aldığı yeri alamıyor medyada. Yazılı ya da görsel medyada. Bu sefer bu soruyu medya tarafında sorunca diyor ki ama ben o takımı koyduğum zaman gazete satmıyorum, televizyonum izlenmiyor. Dolayısıyla bu yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan gibi bir süreç var orada. Hani
Dolayısıyla mutlaka uygulanıyor. Hayır, medya çok tarafsız, her takıma eşit uzaklıkta falan diyecek kadar hani naif bir insan. O çok naif olurum o zaman herhalde yani. Evet, bazı takımlar kutu halinde haberleri çıktığı zaman şanslı oluyorlar ya da çok büyük bir olay başarmış olmaları lazım aynı yere almaları için. Ama medyada kendini bu şekilde savunuyor. Ben hiçbir zaman sorunu, çözümü dile getirmeden dile getirmeyi sevmem. Yani sadece sorunlardan bahsetmek bence Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri. Yani herkes bir şeylerden şikayet ediyor ve bak, haksız demiyorum. Herkes haklı. Ama bir noktada çözüm önermek lazım. Mesela ben şunu öneriyorum. Mesela Anadolu takımları kendi bünyelerinde bir, mesela sizin gibi bir sürü genç insan var. Siz de gönüllü olabilirsiniz. Hani bunun imkanı olmayanlar da var. Düzenli olarak görüntü paylaşsa, düzenli olarak kendi haberini paylaşsa, düzenli olarak yüksek kaliteli fotoğraflarla işte o gün olan, yaşanan, idmanda yaşanan ya da bir sporcuyla güzel bir röportaj yapıp paylaşsa kendisi, bir hani kendi iletişim departmanlarını kursa bence daha çok yer bulurlar. Niye diyeceksin? Çünkü medyada artık öyle her yere gönderilebilecek kadar muhabir istihdam edilmiyor. Dolayısıyla birazcık kendi haberini de kendin yaratman gerekiyor. İşte Anadolu Ajansı'yla ya da başka haber ajanslarıyla kol kola çalışacaksın. İşbirliği içinde yapacaksın. Bir de o yöntemi deneyeceksin. Yoksa hani bize yeteri kadar yer vermiyor, bazı takımlar kayrılıyor demek. Evet, hani malumun ilanı gibi bir şey olur ama bizi bir yere götürmez. Spor medyasının içinden gelen biri olarak özellikle bunu sormak istedim. Son dönemlerde özellikle ekranlarda ciddi şekilde kadın sunucu artışını görebiliyoruz. Evet, çok güzel oldu. İşte bununla alakalı olarak sizce medya patronları bunu kadınların daha çok ilgi çektiğini düşünerek mi ekranı çıkartıyor, yoksa bilgilerinden yararlanmak babında mı? Yani sizin genel olarak bir gözleminiz var mı konuyla alakalı? Var tabii ki gözlemim. Şimdi şöyle, sebebi ne olursa olsun bence okey. Anlıyor musun? Ekranda daha çok kadın olma. Sebebi ne olursa olsun. Ama o noktada o ekrana çıkan kızların ya da kadınların çok akıllı olup orada haklı nedenlerle olduklarını kanıtlamaları gerekiyor bence. Yani ben aynı şeyi onlara da söylüyorum. Birçoğu da bunu yapıyor bu arada. Ama bir şeyden illa neden rahatsızsın diye sormak istiyorsan o güzellik konusunda sanki illa çok güzel olmak gerekiyor gibi de bir algı oluşuyor. Yani illa mini etekle çıkmak, illa hani topukluyla çıkmak, illa süper makyajlar, kocaman küpeler. İşte o gerekmiyor bence. Yani orada bir... Açık minnet oldu aslında. Zaten evet. Bu tarz bir şey duymak istiyorum. Evet. O yani o gerekmiyor. Ama ben ekrana çıkan birçok meslektaşımın, kadın meslektaşımın işlerini çok iyi yaptığını düşünüyorum. Ama eğer o zorlama yukarıdan geliyorsa, hani kendileri öyle giymek istiyorsa bak o da tamam. Kendisi öyle giymek istiyor. Kendini öyle daha rahat hissediyor. Olabilir. Ben de böyle daha rahat hissediyorum yani. Hani bana birisi ekrana mini etekle çık, daha bir şöyle giyin, böyle giyin der demeye cesaret edebilir mi? Edemez. Anlatabiliyor muyum? Yani kim kendini nasıl hissediyorsa öyle giyinsin. Önemli olan ekrandaki işin kalitesi ve o kadınların da bu işi yapabileceğinin anlaşılması. Benim için şeyim bu. Korktun ama galiba. Yok, değil mi? Korktum. Aynen. İsterseniz kulüpler düzeninden devam edelim. Bu sezon şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın genel olarak Süper Lig'deki performansını nasıl buldunuz? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ve özellikle Şampiyonlar Ligi için sizce yeterli mi bu performans? Şampiyonlar Ligi için kimse yeterli değil ki. Peki. Yani hayır, performans olarak değil, ben bütçeden bahsediyorum. Şampiyonlar Ligi'nde zaten hani bu sene tamam çok büyük sürprizler gördük, evet. Ama bu sene istisna. Yani bu sene hani Ajax'ı bir kenara koyarsak, ki o da sonuçta hani proje takımı ve altyapıdan itibaren yani şeyi hiç unutmuyorum. Yani öyle bir proje takımı ki biz Ajax'ın PSV Eindhoven ve Ajax derbisini izlemeye gittiğimizde, Ajax'ta işte Frank de Boer'la röportaj yapmaya gittik. Tesadüfen de Ajax seçmelerine denk geldik o gün. Yani altyapıdan, yani binlerce çocuk ya da binlerce, yüzlerce çocuk cıvıl cıvıl herkes koşturuyor.
En sonunda işte yapıldı, seçmeler bitti. Seçmeleri de bu arada kulübün en kıdemli hocası yapıyor. En kıdemli, altyapı hocaları değil, hani bayağı böyle ciddi bir iş. Çocuklar dizildi. Bir takım çocuklara hediye verip yolladılar. Hediye verip yolladılar. Hani Ajax forması, Ajax çantası vesaire. Bize dedi ki bunlar seçildi herhalde. Dediler ki hayır, bunlar seçilemeyenler. Yani neden seçilemeyenlere hediye veriyorsunuz? Çünkü biz onların seneye tekrar gelmesini istiyoruz. Seneye gelmedikleri takdirde de tribünümüzde bizi sevmeye devam etmelerini istiyoruz. Şimdi kulüp kültürü bu seviyede. Yani seçtiklerimiz zaten Ajax'a seçildi, onlara daha verebileceğimiz başka bir hediye olamaz ki. Kafa bu, anlatabiliyor muyum? Şimdi bu kulüp oraya gelmesi tesadüf müdür, değil midir? Ama bir Türk takımının, hani Galatasaray Türkiye şampiyonu, zorlukları aşarak bir takım, hani şeylerin de üstesinden gelerek şampiyon oluyor. Çok kötü oynadığı maçlar da oldu. Çok iyi oynadığı maçlar da oldu. Bunları hiç tartışmıyorum. Şampiyonlar Ligi başka bir arena. Kimi zaman geliyor Şampiyonlar Ligi'nde sahadaki takımın yedek kulübesi senin toplam bütçenin ötesinde olabiliyor. Yani Şampiyonlar Ligi'ne şampiyonluk parolasıyla falan kimsenin başlayacak durumu yok, anlatabiliyor muyum? Yani insanların da o noktaya gelmeleri lazım. Galatasaray'a tekrar ilk soruna da dönmem gerekirse, inişli çıkışlı bir grafik izledi. İnişli çıkışlı bir grafik izlemesi normal. Tekrardan insan hafızası unutuyor sezon başında nereden geldi, sezon yani transferin son günü, nasıl transferler yaptı, kimler sakatlandı, kimler hayal kırıklığı yarattı, kimler ceza aldığının sonrasında geldiği nokta evet büyük, son 6 maçın 6'sından tulum çıkarmak, yani hiç mağlubiyet yaşamadan. Çünkü o noktada, geldiği noktada, hani o aradaki puan farkını kapattıktan sonra şampiyon olması için hani son 6 maçını da kazanması gerekiyordu ve son 6 maçında Beşiktaş vardı, Başakşehir vardı, işte Sivas deplasmanı, yani alt alta koyduğun zaman sırf son 6 maçı bile yeter aslında ne kadar zor bir sezonun içinden geçtiğini anlatmaya. Bu anlamda başarılıdır tabii ki. Tam idari anlamdan bahsetmişken aslında çok tartışılmıştı bu karardan. Mustafa Cengiz'in mali yönden ibra edilip ama idari yönden ibra edilmemesini siz nasıl değerlendirmiştiniz o dönem ve şu an? Ben o dönemde ne söylediğimi sana aynen söyleyeyim. Sene olmuş 2019, el kaldırarak 1, 2, 3, dur sen indir. Böyle şey mi olur? Yani ben sana o zaman söylediğimin aynısını söyleyeyim. Yani böyle saçma bir oylama olmaz. Dolayısıyla o tartışmalar... Edenler çıktı, yenileri girdi. Sen böyle oylama yaparsan o tartışmaları, anlatabiliyor muyum? Komik yani, komik. Her şey komik. Bence her şey komik yani. Dolayısıyla her türlü şey de haklıdır. Hani oy vermiş, gönül rahatlığıyla eve gitmiş, bir bakmış eve gidiyor, ibra edilmemiş üye var. Sonradan ilk kısmına gelmeyip son kısmına gelip oy kullanan da var. Böyle oy kullanan var. El sayıyoruz ya. Dolayısıyla yorumum bu. Bu devirde böyle ibra olmaz yani. Fenerbahçe ile devam edelim isterseniz. Fenerbahçe'nin aslında son dönemde en çok tartıştığımız konulardan biri şu. Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'ye dönüşü gündemde. Aslında böyle bir şey konuşmuyorduk fakat Başakşehir Başkanı'nın Göksel Gümüşdağ'ın açıklamasından sonra Fenerbahçe taraftarınca da aslında ciddi bir kampanya başlatıldı. Emre Belözoğlu'nun geriye dönmesi konusunda. Olası bir transferi değerlendirecek olursak, Emre Belözoğlu'nun geçmiş kariyerini de göz önünde bulundurarak, sizce bu hamle nasıl bir hamle olur Fenerbahçe adına? Yani şey de varsayımlar üzerinden hani öyle... olursa ne olur, olmazsa ne olur diye. Emre Belözoğlu Fenerbahçe taraftarı olduğunu hiçbir zaman saklamadı. Geldiği tecrübe noktasında da yurt içinde ve yurt dışında, yani ligin en tecrübeli oyuncularından biri, bayağı hatırı sayılır bir yurt dışı macerası, kültürü şey de var. Hani oraya gelirse bu son senesinde Fenerbahçe transfer olması, futbol bıraktıktan sonra benim için Fenerbahçe'de görev alacağının işareti olur. Kendi tercihidir. Emre futbolu bıraktıktan sonra herhalde hani takımı gelip şeye gelmiyor, hani kariyerin geldiği noktasında. Demek ki hani bıraktıktan sonra idari bir işlere geçecek, sportif direktör olacak gibi görürüm ben Fenerbahçe'ye gelirse. Fenerbahçeliyle de bilinen bir isim olduğu için
Saha dışında da hiçbir zaman Emre'nin hiçbir sorun yaşadığını da görmediğimiz için yani bence hiç olabilir yani. Neden olmasın? Hani bizde şöyle bir mantığımız var. Yani düşüncemiz var. Hı-hı. Bir futbolcu eğer o sezon içerisinde iyi oynadıysa değerini kaybetmeden satılması gerekir gibi bir düşünce hakim oluyor bize. Mesela işte değerin 10 milyon euro ise verelim. Seneye aynı performansı gösteremez. İşte ligimizden şu kadar fiyata öğrenci futbolcu satamayız gibi bir algı var. Trabzonspor'a baktığımız zaman da bu sezon Yusuf, Abdülkadir gibi isimlerin ciddi anlamda piyasa değeri yaptığını görüyoruz. Sizce bu düşünce yıkılmalı mı yoksa gerçekten de iyi bir teklif halinde örneğin Trabzonspor'un bu teklifleri değerlendirmesini gerekir mi yani? Siz nasıl düşünüyorsunuz? Bu konularda benim şöyle bir görüşüm var. Takımdan takıma değişir. Ben Trabzon olsam satmam. Neden diyeceksin? Çünkü taraftar çok, takıma aidiyet duygusu yüksek bir kulüp. Dolayısıyla orada takımın içinde Trabzonlu, Trabzonspor altyapısından yetişmiş, Trabzon hani öyle oyuncu görmek isterim. Anlatabiliyor muyum? Hani daha az taraftarı olan, daha alakasız bir kulüpte bence değerini bulan satılsın diyebilirim. Hem futbolcu gitmek ister çünkü. Anlatabiliyor muyum? Yani gitmek isteyen futbolcudan zaten kimseye fayda gelmez. Dolayısıyla hani daha hedefsiz o anlamda hani orta sıralarda oynayan, kulüp kültürü olmayan ya da taraftar kültürü olmayan kulüplerde bence okey satsınlar. Ama bana sorarsan Trabzon o takımlardan biri değil. Tıpkı Bursa gibi. Bursa da o takımlardan değil. Göztepe gibi. Göztepe de o takımlardan biri değil. Gençler Birliği, Ankara Gücü, her şey, o takımlardan değil. Gençler Birliği taraftar daha az olmasına rağmen, yani düşmüş de olmasına rağmen yine de kulüp aidiyeti olan bir taraftarı, bir kültürü, bir geçmişi. Hani Gençler Birliği deyince cavcav bir şeyler geliyor aklına değil mi? Evet. Ben o takımlar olsam tam aksine buna oynarım. Yani kendi altyapımdan yetiştirdim, güzel futbol oynuyorum, benim maçıma gelen iyi futbol izler. Trabzonspor bu sene biraz öyle takımdı değil mi? En zevk aldığımız maçları genelde Trabzonspor'da izledik. Hani genç oyuncu oynatan Eskişehir'de mesela o takımlardan biri. Yani onu da söylemeden geçmeyelim. Fuat Çapan'ın da yaptığı, hani o kadar transfer cezası al, rakiplerinden bu kadar yaşça küçük yaş ortalamalı takımla oyna, buna rağmen akılda kalıcı bir sezon geçir. Bunların hepsi büyük başarı ve bunların hepsi hikaye. Bizim futbol, ya yani hikaye derken iyi anlamda hikaye, böyle hikaye değil, iyi anlamda hikaye. Zaten futbol kültürü dediğin şey de aslında birazcık bu hikayelerin üst üste birikmesinden oluşuyor. Yoksa daha nereye kadar var konuşabiliriz, nereye kadar offside'lı değildi konuşabiliriz. Başka bir şeyler konuşmanın zamanı geldi. Ben olsam, 7 yaşındaki çocukları altyapıda seçme yaparken, bir form doldurturken hangi takımı tutuyorsun diye soru koyarım. Eğer o takım seçmesine girdiği takımsa da o çocuğu alırım. Tabii hani çok kötüyse almam da, hani aynı eşitlikte iki çocuk varsa o çocuğu tercih ederim. Anlatabiliyor muyum? Şeye de okeyim. Mesela gitmiş Antalya Spor seçmesine. Hangi takımı tutuyorsun? Galatasaray, Bayern Münih, Antalya demiş. Okey, onu da alırım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hani Galatasaray başka bir ligde görüyor. Bayern zaten şey. Ama kendi, yani o kültürü oluşturmamız lazım. Sonra Barcelona yapınca biz yapınca o. Öyle. Yani yoksa öyle oluyor. Anlatabiliyor muyum? Mesela Barcelona belli bir yaşa kadar dışarıdan futbolcu almıyor. Onların öyle bir kuralı var. 12 yaşa kadar diyor ki hani bu çocukların antrenmana gelip gitmesi lazım. Sadece Barcelona, ailesi gelip götürecek. Sadece Barcelona'dan alırım diyor. Çocuğun yaşı büyüyüp kendi gidip gelebilecek noktaya gelince tık büyütüyor, işte Katalanya'dan alırım diyor. Sonra belli bir yaştan sonra tüm İspanya. Anlatabiliyor muyum? Bu niye böyle bir şey yapıyor sence? 12 yaşındaki çocuğu alıp hani başka bir atıyorum, ailesinden koparıp kulübe getirdiğin zaman o çocuktan ne kadar başarı bekleyebilirsin ki? Verim alamazsın. 12 yaşındaki çocuk 14 yaşında başarısız olunca ailesini taşımış, aileyi tekrardan hayatlarını değiştirmişsin, geri mi göndereceksin? Anlatabiliyor muyum? Bunlar hep detay gibi görünüyor ama çok önemli. Dolayısıyla ben Trabzon olsam satmam. Yani soruna geri dönecek olsam. Çünkü ben Trabzon olsam, Trabzonspor yönetiminde olsam, o aidiyeti tüm Karadeniz bölgesine yayarak
Hani demin Barcelona örneğinde olduğu gibi belli bir yaşa kadar sadece Trabzonspor, yani Trabzon civarındaki çocuklara öncelik veririm. Sonra Karadeniz bölgesindeki çocuklara öncelik veririm. Öyle bir altyapı yaparım ki, çünkü bayağı da atletik bir bölge. Evet. Yani bayağı atletik bir bölge. Dolayısıyla ben olsam yapmam. Sizin aslında yakından takip ettiğiniz bir branşa devam etmek istiyorum. Kadın futbol. Yani kadın futbolunun özellikle son dönemlerde Türkiye'deki gelişimini nasıl değerlendiriyorsunuz kendi adınıza? Kadın futbolunun sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada bayağı gelişim içinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani şimdi bir, önümüzdeki yani birkaç gün içinde, Haziran'da, 7 Haziran'da zaten Kadın Dünya Futbol Kupası başlayacak. Orada göreceğiz zaten aslında bizim tırnak içinde küçümsediğimiz bir sporun sahada nasıl oynandığını. Kadın futbolu çok gelişiyor, çok bütçe aktarılıyor ve Türkiye'de çok 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 uygun bir spor. Şu anlamda çok uygun bir spor, çünkü kadın futboluna şu anda sponsorlar da girdi. Yavaş yavaş giriyordu, o giriş hızlandı. Kadın futbolcuları tanımaya başladık ve şu anda Türkiye'de kız çocukları için önü en açık spor. Sebeplerini anlatayım sana neden olduğunu. Çünkü tüm Türkiye'de tüm lisanslı kadın futbolcuların sayısı 6 bin. Bu ülke 80 milyon. Kadın futbol takımı kurmak için bir erkek futbol takımı olan her kulüp bugünden yarına bir karar alıp kadın futbol takımı kurabilir. Bu ne demek kadın futbolunun gelişmesi? Daha çok antrenöre iş demek, daha çok çocuğa, özellikle kız çocuklarına spor yaptırmak demek. Bir de bireysel spor. Mesela kızlar güreşte de iyi, tekvandoda da iyi ama bireysel spor. Anlatabiliyor muyum? Kadın futbol takımı. Bir de bir kızın tek başına bazı ortamlarda tek başına çıkıp anne ben antrenmana gidiyorum diye, bireysel bir sporda daha zor. Ama futbol takımı öyle değil. Takım sporu olduğu için de ben çok şey değiştireceğine inanıyorum. Özellikle Türkiye'de bu anlamda çok destekliyorum. Yani bütün kulüpleri de kız çocuklarına en azından bir tane, yani bir yaş kategorisinde yapsınlar ya. Bir yaş kategorisinde yapsınlar. Bir başlasın, kızlar da futbol oynamaya başlasın. Belli bir yaşa kadar Almanya'da olduğu gibi, Amerika'da olduğu gibi karma da olabilir. Yani kız... Düşünemedim açıkçası. Düşün, çok rahat düşün. Yok, çünkü Türkiye şartlarını düşünemedim. Türkiye şartlarında olmayabilir. Ama aynı anda yaparsın, ayırırsın, aynı antrenmanı yaparsın, onu antrenman içinde düzenlersin. Ama bizim ülkemiz için çok çok önemli. Dediğim gibi bir anda bir takım kurduğun zaman zaten kafadan 18 kız çocuğu o takımın parçası olarak spor yapmaya başlayacak. Ondan sonra da yükselmesi de o anlamda önü açık. Hani gidip voleybola girseler bu kadar hızlı bir yükselme şansı yok. Bireysel sporlarda zaten rekabet sayı az bile olsa, atıyorum 6000 tenis için bir rakam olsaydı, her biriyle rekabet etmen gerekiyordu kendi yaş şeyinde. Belli bir, anlatabiliyor muyum? 12 yaşta 1000 çocuk varsa 1999'u senin rakibin. Futbolda öyle değil. Bir takımsın, daha çok kişiye yer var. Dolayısıyla yeteri, yani Türkiye'de yeteri kadar kız çocuğu var, yeteri kadar spor yapmayan kız çocuğu var. Ve bu kız çocukları da hangi sporu yaparlarsa yapsınlar başarılı oluyorlar. Erkek takımların aldığı bütçeleri ve başarıları, bütçeyi özellikle üste koydum. Kadın takımların aldığı bütçeler ve başarılarla karşılaştırdığınız zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Bu konuyla alakalı olarak son zamanlarda aldığımız iyi haberlerden biriydi. Vodafone Park'ta Didem Karagenc'in Team Visa'ya seçildiği gün, yani seremoni sırasında siz de oradaydınız. Evet. O gün ne dair aktarmak istedikleriniz var mı bize? Atmosfer, ben de ne bileyim aklınızda. Her şey çok güzeldi. Visa'nın yaptığı bu sponsorluğu ben yani can gönülden alkışlıyorum. Didem 14 tane, Avrupa'daki 14 elit sporcudan biri oldu. Didem bunu sonuna kadar hak ediyor bu arada. Çok düzgün, her şeyle çok düzgün, rol model bir sporcu, sadece futbol için de değil. Dolayısıyla Visa'yı ben çok tebrik ediyorum böyle doğru bir seçim yaptıkları için ve Didem'i alıp o 14 elit kadın futbolcunun arasına taşıdıkları için ve milli takımı şu anda Dünya Kupası'nda olmayan belki de tek Didem olacak buna rağmen. Güzel bir ortam vardı. Hatta Visa yetkilileri de şaşırmışlar. Ya burada böyle bir açık vardı. Herkes bizi destekliyor. Biz niye bunu daha önce göremedik diye hayıflandılar ve uzun vadeli
yapacaklarını, yani bu hani sadece bir sene Kadın Dünya Futbol Kupası olduğu için yapılan bir anlaşma da değil. Onun ötesinde ama bir şey eklemek istiyorum. Didem bugün kadın Beşiktaş'ın kaptanı, A milli takımın kaptanı. Bunun dışında bir okulda beden eğitimi öğretmeni. Şimdi demin sorduğun soruyu, ilk birinci soruyu sana iade etmek istiyorum. Sen hayal etsene, erkek milli takımının kaptanı kim olsun? Kimin adını vereyim? İstediğin ismi seçebilirsin. Hiç fark etmiyor. Fark etmiyor. Selçuk İnan diyelim. Selçuk İnan. Galatasaray'ın da kaptanı ve geçinmek için bir de lisede beden eğitimi öğretmeni. Hayal etsene, böyle bir şey olabilir mi? Bence olmaz. İşte tabii ki olamaz. İşte sorunun cevabı da bu. Hani bu mesleğin zorlukları ne dersen bu. O gün geldiği zaman bir erkek sporcuya burs veriliyorsa, bir kadın sporcuya da vermek zorunlu olduğu zaman ya da eşit ya da en azından yakın şartlar, ücretler, bütçeler olduğu zaman, o zaman bu ülkede kimse kadın sporunun önünde duramaz ki. Kızlar 500 katı çalışkan erkeklerin. Yani 5 bile değil yani.